Aşağıdaki canlılardan hangisi omurgalı hayvanların en basit organizasyona sahip canlı grubunda yer alır demiş. Deniz atı balıklara dahildir. Timsah sürüngenlere, aslan memelilere, serçe kuşlara ve kangur da yine memeli hayvanlar grubuna dahildir. Peki o zaman baktığımızda en basit hangisi olmalıdır arkadaşlar? Başlarken ne diyorduk? Balık, iki yaşamlı, sürüngenler, kuşlar, memeliler diyorduk gelişmişe doğru. O zaman en basit organizasyon deniz atında görülmelidir. Aşağıdaki şemada omurgasız ve omurgalı hayvan grupları arasındaki ilişki gösterilmiştir. Buna göre şemada numaralandırılan özellikleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? 1. Sinir şeridinin sırt bölgesinde bulundurma demiş. Omurgasız hayvanların sinir şeridi sırt değil karın bölgesinde bulunuyordu. O zaman bu yanlış oldu. 2. Heterotrof beslenme demiş. Evet, omurgalı omurgasız hepsi hayvan olduğu için hepsi heterotrof beslenme gösterecektir. Bu doğrudur. Kitin yapılı dış iskelete sahip olma 2 demiş. 2 neresi ortak yapı? Kitin yapılı dış iskelete sahip olma değildir arkadaşlar. Bu yanlış oldu. Akciğerlerinde alveol bulunduranlar memelilerdi ki omurgalı tarafında yer alması gerekiyor. Üç tarafında. O zaman bu da olmadı. Al yuvarda solunum pigmenti olarak hemoglobin bulundurma yine omurgalı canlılara ait bir özelliktir. Ama iki olarak vermiş, ortak olarak vermiş. Bu da yanlış olacaktır. Cevabım B şıkkıdır. Biyoçeşitliliğin korunmasının önemini canlıların ifadelerinden hangileriyle açıklanabilir? Biyoçeşitlilik neydi? Belirli bölgede yaşayan farklı canlılar biyoçeşitliliği oluşturuyorlardı. Şimdi bir numaraya baktığımızda diğer canlılar için besin kaynağı oluşturması anlamıyla evet biyoçeşitlilik önemlidir. Çünkü bir canlı diğer canlının besini olacaktır ve o canlının yok olması biyolojik dengeyi bozacaktır. Doğal gübre oluşturarak tarımda verimliliği artırmaları bu da biyolojik çeşitliliği korumak adına önemlidir. Endüstride yoğurt gibi ürünün üretimine katkı sunmaları endüstriye katkı sağladıkları için de bu da önemlidir diyoruz. Hangileriyle açıklanabilir dediğimizde cevabımız E şıkkı olmalıdır. Biyoloji öğretmeni Murat, KVL hayvan türlerine ait özelliklerin yer aldığı aşağıdaki bilgi kartlarını hazırlıyor. Buna göre kimlik kartlarında yer alan KVL bölümlerinde aşağıdaki hayvanlardan hangilerinin fotoğrafı yer alabilir? Sabit vücut ısıdır, iç döllenme, dış gelişmeli ürer, uçamaz demiş. L'ye baktığımda kış uykutusuna yattı, metamorfoz geçirdi, dış döllenme, dış gelişmeyle ürediler. Şimdi o zaman şöyle söyleyebilirim. Şurada direkt kış uykusuna yatar dersem direkt aslında iki yaşamlar ve sürüngenler olduğunu anlayabiliyorum, değil mi? O zaman şuradan baktım, bakın sazan bir balıktır. Şuna eledik direkt. Peki metamorfoz geçirir dediğinde metamorfoz geçiren canlılar hangi gruptaydı? İki yaşamlılardaydı. O zaman şurada ağaç kurbağası kalmalıdır bir. Kertenkele, yılan bunların hepsi gitmelidir. Peki K'ya baktığımda sabit vücut ısılı ama uçamadığını söylüyor. İç döllenmeyle sabit vücut ısılıysa ne olmalı? Kuş ya da memeli diyebilirim. Ama iç döllenme ve dış gelişmeyle üredi. O zaman kuş derim. Ve uçamıyor diyor. Bakın uçamayan bir kuş türü olan penguendir. Cevabım da D şıkkıdır. Kuşlar omurgalı hayvanlar arasında uçabilen türler bulunduran ilk gruptur. Buna göre kuşlarda özelliklerden hangileri uçmayı kolaylaştırır? Vücutlarında tüy ve telek bulunması bunlar evet uçmayı kolaylaştıran faktörlerdir. Hafiftir. Uzun kemiklerinde sarı kemik iliği bulunmaması boşluklar bulunacaktır çünkü. Akciğerle bağlantılı hava keselerinin bulunması yine bu hava keselerinin bulunması uçmayı kolaylaştıracaktır. Çünkü hafiflik verecektir, boşluk verecektir, süzülmesini kolaylaştıracaktır. O zaman cevabım E şıkkıdır. Omurgalı hayvan grupları ile ilgili bazı öğrencilerin yapmış olduğu açıklamalar şeklindedir. Buna göre hangi öğrencilerin yapmış olduğu açıklamalar yanlıştır? Eliz diyor ki solungaç solunumu sadece balıklarda görülür diyor. Ama ne demiştik biz? Şöyle yanlış diyelim. İki yaşamların larva döneminde de solungaç solunumu gözlenecektir. Buğra, sürüngenlerde
kuluçkaya yatma ve yavru bakımı görülmez demiş. Evet, sürüngenlerde bunlar görünmüyordu. Doğru. Mete, sürüngenlerde ter bezleri vücut ısısının düzenlenmesinde görev yapar demiş. Ama ben ter bezi dediğimde direkt ne geliyordu aklıma? Hemen memiller geliyordu. O zaman yanlış oldu. Kuşlar yavrularını süt ile beslerler demiş. Bakın, kuşlarda yavru bakımı vardır, unutmayın. Fakat yavrularını süt ile beslemek memelilere ait bir özelliktir. Unutmuyoruz. O zaman yanlış cevap verenler Elif, Mete ve Gökçe olmalıdır. O da E şıkkında verilmiştir. Omurgalıların farklı gruplarında yer alan ergin, K, L, M ve N canlıları ile ilgili aşağıdaki bilgi kartları hazırlanmıştır. Buna göre K, L, M, N canlıları ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Şimdi 4 odacıklı kalbe sahip olma K ve N demiş. O zaman 4 odacıklı canlılar hangileriydi? Hemen şuraya yazalım. Kuş olabilir ya da memeli olabilir. Metamorfoz geçirme. Hemen metamorfoz geçiyorsa bunun iki yaşamlara dahil olduğunu biliyorum. Solungaç solunum yapma dediğinde de solungaç solunum yapmadı da balık yazabilirim. Çünkü ergin dediği için arkadaşlar sadece balığı aldım. K canlısı sabit vücut ısı sıcaklığına sahip olabilir demiş baktığımda. K canlısı evet ne olabilir? Kuş da olsa, memeli de olsa her ikisi de sabit vücut sıcaklığına sahiptir, doğrudur. N canlısında yavru kesinlikle plezanta ile beslenir demiş. N canlısının ben kuş mu memeli mi olduğunu bilmiyorum. Plezantalı bir memeli mi onu da bilmiyorum. O yüzden kesinlikle plezanta ile beslenir demek yanlış olacaktır. L canlısı iki yaşamdır. Evet, metamorfoz geçirdiği için iki yaşamlı olduğunu söylemiştik. Ve M canlısında yüzme keseleri bulunabilir demişiz. Evet, balık olduğunu belirtmiştik. Yüzme keseleri bulunabilecektir. O zaman doğru seçeneklerimiz 1, 3 ve 4'tür. O da D şıkkında verilmiştir. Omurgalı hayvan sınıflarının kalp yapıları ve vücut örtülerinin yer aldığı aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. Tabloyu inceleyen öğrencilerden K, L ve M sınıfları ile ilgili açıklamalarını yapmıştır. Buna göre hangi öğrencilerin yapmış olduğu açıklamalar doğrudur demiş. Şimdi K diyor ki kalp yapısı 4 odacıklı, vücut örtüleri kıl. O zaman diyorum ki bu kesinlikle, bakın, kıl gördüğün yerde hemen ne diyorsun? Memeli diyorsun, unutma. Çünkü kıl memelilere ait bir özelliktir. L diyor ki 4 odacıklı ve vücut örtüsü tüy. Ben ne diyordum? Tüyü gördüğün yerde de hemen kuşu yapıştırıyordun. Ve M'nin kalp yapısı 2 odacıklı, vücut örtülerinde de pul bulunuyor. 2 odacıklı olduğu için ne diyorum? Balık diyorum. Şimdi bakalım. Aygün demiş ki K sınıfında yer alan canlıların tamamı karasal hayata uyum sağlamıştır. K sınıfında bakın memeli var. Memeliler hepsi tamamı dediği için burada bir sıkıntı oluyor. Neden? Karasal hayata hepsi uyum sağlamamıştır. Örneğin balina da bir memelidir ama sucul ortamda yaşamaktadır. O zaman Aygün'ün yaptığı açıklama yanlış. Devam ediyorum. Melisa demiş ki L sınıfında yer alan canlılarda kuluçkaya yatma görülebilir. Bakın L neydi? Kuştu. O zaman kuluçkaya yatma gözleniyordu. Doğrudur. Nermin, M sınıfında yer alan canlılarda suda batmadan kalmayı sağlayan hava keseleri bulunabilir demiş. Evet, kemikli balıklarda böyle hava keselerinin olduğunu söylüyorduk. Sadece balıklarda ne diyorduk? Köpek balığı hariç diğer balıklarda hava keseleri bulunuyordu arkadaşlar. Bu da ek bilgi olsun ve cevabımız o zaman Melisa ve Nermin olmalıdır. O da D şıkkında verilmiştir. Bir araştırmacı omurgalı hayvanlar grubunda yer alan X canlısı ile ilgili aşağıdaki bilgi kartlarını elde ediyor. Buna göre X canlısı ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Vücutlarında tüy ve telek bulunuyormuş. Tüy ve telek bulunuyorsa bu neydi? Direkt ben buna kuş diyebilirim. Devam ediyorum. Vücut sıcaklığı çevre sıcaklığına bağlı olarak değişmiyor. Çünkü sıcakkanlı hayvanlar diyoruz. X canlısı üreme sırasında kuluçkaya yatma davranışı gözlenir mi? Evet, gözlenecektir. Ne yapacaktır? Yumurtasının üzerine yatacaktır. Bekleyecektir, değil mi? Akciğer solunumu yapar. Evet, akciğer solunumu yapacaktır. Ve boşaltım organı böbreklerdir, doğrudur. Cevabım E şıkkıdır. Omurgalı hayvanların kavratılması için geliştirilen bir dart oyununda
çeşitli hayvanların görselleri dart tahtasına aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Bu dart oyununda öğretmenin söylediği özelliğe sahip canlı hedef olacaktır. Buna göre öğretmen öğrencilerine sırasıyla canlılara ait özelliklerini söylediğinde öğretmenin öğrencilere hedef gösterdiği canlılar aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır? Demiş ki diyafram kasına sahiptir. Hemen neyi bulması gerekiyor? Hangisi memeliyse onu vurması gerekiyor değil mi? O zaman diyafram kası memeli. Verdiğim resimde de hangisi memelidir arkadaşlar? Tavşan bir memelidir. O zaman karşısına bir yazdık. Gömlek deri değişimi görülüyordu. Deri değişimi kimlerde görülüyordu? Sürüngenlerde görülüyordu. Burada sürüngenlerden ne verilmiş arkadaşlar? Yılan verilmiş. O zaman hemen 2 numara diyorum. Ve kıkırdak yapılı iç iskelete sahipmiş. Bakın kıkırdak yapılı iç iskelet kimde vardı? Tabii ki de köpek balığımızda vardı. O zaman bu da 5 numaradır. Ve sırasıyla 1, 2 ve 5 olmalıdır. Cevabımız da A şıkkında verilmiştir.